Merhaba, salam. Demek labohold. Wow. Minorayı kalon. Bu dünyadaki en katı maçtı bugün eke. Karayla. Ark. Las. Map horror. Şehirde işte yapılan oldu. Aşağı var. Tarihi düşük o gandayım ona. Kırsın eti. Bu birinci Mart'ta bu horoga gelişi. Bu birinci Mart'ta bu nakaya mutsu gel. Gelişi. Tamam guys, salam. Demek labbo hovuz. Benim anışan hangi istaritski joylar. Kimdir uyu bo'lgan, hozir restoran qilishga. Xullas, mana bu xorada tarixiy vobshe qiziq joylar. Qaraylar. Mana bu shahar drenaji bo'lgan. Daryo. Hozir. Vobshe. Kimdir gastin sotgan, kimdir magazin qilgan. Joylar vobshe zo'r. Hozir dal bo'lsa arqaga boramiz. Ha. Yo'q. Masha, hamma ko'chalar masha. Hozir el shaharga. Ko'proq chiqdi. Masha odamlar bilardi. To'g'ri, bitta kirib chiqaymay, ver qolsin. Masha, ko'chalar bo'lishgan, faras qilinglar. Oldgi zamon. Hozir kimlardir? Mashina yashashgan odamlar. Hozir mana zamonaviylashib ketgan. Eski shahar deb şehir açar ekan. Faras qildi, doğru xona. Şehirde içide. Hozir yana boshqa joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'proq joyni ko'rsataman. Ha, berlar. Berlar ham ko'chada, Nodir aka. Ha? Abilerim köçede. Aslında. Tok sarafon. Aşe. Abiçini köçe. Yine var dedim ana kafe. Halva kafe. Aslında. Dakşe. Kafe. Açılarca bir bozor bugün ki. Üç tokka degen. Bitti. İki de ev ya üçüncüsü. Şunakaların konular bu. Kasayla polun istariyiz ki narsala. Hep şey. Nurdiyen sayan kuzala. Yeah. Buxoro moshini. Mana qanaqadir boshqacha emotsiya olib kelyapti Buxoro. Volkanda turgan bu gostinica. Prem Buxoroning ichida. Eski shaharda ichida gostinica shunaqa joyda, uni gostinica qilishgan. Bu yerda muzey qanaqangdir. Bu yerda shu restoran. Şeylerden ne yürüse bula mahalleyken hali geç odamla yaşaydıken şu mahallelerde. Mavuyam. Kanakangıdır Joyla. Eski hamon. Böyle şu anki. Vay. Bir de telpaklar satar ekan. 16. asırdı. Telpak satar ekan joyla. Ha, bir de telpak olsa böyle. Modli telpak olaylı. Bir de masa.
Burada turistler uçuyor. Kımmat kılçadı. Hatta Buhoro'nun özünün joyiga boramız. Şehirden telpak olamız. Haa, suvenir, telpak. Soğuğa salon olup kutamızı. Vay, vabşi ki bu ha. Vabşi. Kare. Targov Center bölgende o şey. Ön törünçü asırdı. Targov Center. Vay. Bir güftü ne bir şeyden almadı ki. Eski takmış oldu ama. Eski stildeki. Vay. Şimdi Marvan'da özü kılardı değil mi? Kayçılar eski. Ha, özleri yasa aşağıda. Ama kayçı iken burası. Vay, onlar da. Sihirli çok. Ha, da. Ne iş biliyor ki? Ne kadar ilahına kaçma. Vay. Kim geldi? Sen hangisi? Sen hangisi? Bu horoda. Bak bir şey mi olsun? Kerem ya. Bu horo başı yok. Ha, hamon değil mi? Hamon yapayım. Yok öyle. Hoş, bana bu gazetecisi Umar Hayyom. Ben şuna köçede yürüp biz. Ben bunu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, hozir shu arktologga ketyapmiz. Xullas, bu yer shahar bo'lgan, mana shaharning ichi polni, i bitta o'rtada qasr bo'lgan. Mana shu yerlarda odamlar yashashgan. Hozirgi kunda bu yerda har bitta joyda butik, gostinitsa, suvenir, shunaqa sotadigan joylar qilishgan-ku. Adak polni ichi bu yerda odamlar vaqtida yashashgan. Biz şu arkta olduk eti yapız. Bakar öyle. Cüde eski şaharlar. Bu iki tane bekliyorum eski numaralı. Kim borkayla öyle oldu ki? Bunu... bu numaranı Amir Timur'a namak kurdurganlar. Ha, bunu mu? Ha, Amir Timur bir de mi kurdurgan mı? Bir de. Ha? İslam dininin namazı bir ölüm ki de. Hoş nasılsın diyorsun? Kesin bana çıktı değil mi? Fuh! Benim kalk bu tanımada kurulurken de. Bu vahşi eski bu. Haa. Bu iki bu vahşi eski. Kalk Registon da kurulurken de karın. Stilist gaz bir kıl. Yok da böyle sallamıyorsun. Haa da. Fuh! Farah Selim şu şehir bölgen de. Hazır geçe odamla yaşaydı değil ya uyarlar. Öyle odamlarını uyarlar. Odamlarda uyarlar. Ana kafe shop var mı balkonunun? Aha. Bu yam uy bölge. Kimdir uyu olup kafe bölge. İyi bana bir adı köret köyü söyle köçeli. Bir adı odamla yaşaydı hazır geçe. Bu konunu nasıl kalmıyor? Bu kon. Ama kıyafet, köşafet, odamın suratını çizişliyim. Bu kon bölge de. Haa. Son dinleyinde. İki de bölge yapaydı. Aha. İyi, soruyorum onu. Şuna kanıma kıyafet. Efendim bu zorlan geçer, bu yok onu yüz görürsün. Ha yok be? He, ne işte. Hayır. Kani? Ünyetinci abi. Abdullah Son Madrasası. Ünyetinci abi. Rivoyat qilishlaricha yoshlarxoniylar sulolasidan bo'lgan Abdulazizxon 6-chi marotaba haj safariga otlanibdi. Safar chog'ida kunlardan bir kun u g'alati tush ko'ribdi. Tushida nuroniy chol Abdulazizxonga qarab, ushbu safardan qaytganingdan so'ng o'z vataningda shunday bir me'moriy obida qurdirginki, bu inshoat yurtingdagi boshqa binolarga sira ham o'xshamasin. Qurdirgan obidangda boqiy va foni dunyo o'z ifodasini topsin. Asrlar osha xalqing uning chiroyidan bahramand bo'lib seni yodga olsin debdi. Ua. Uyaman şu hıcralar görebilsin. Ha ha ha. Hıcralar, çillafonalar, madrasa bilmiyorum. Şey,
istoriya. Ulug'bek madrasasi. 15. asır. Bu 15. 17. Bu 15. asır. Bu numa lata vardı bu. Kadondurgaya nakşa çoktu. Rasmi karşılamak yine kadoma çoktu. Bayaş var. Bayaş var. Birden hemen herhangidir stroyu git yaptı. Bunu karayla. Bunu karayla. Wow. Prosta wow. Bana. Sevgiz korkulayla ama. Wow. Yo'q. Keyin Zolotoy yo'li. Wow. Minoray Kalon. Bu dunyodagi eng katta masjid bo'lgan ekan. Masjid Kalon, Minoray Kalon, ma'lum. Sheh. Wow, prosta. Do'stlar. Bu orqamda turgan eng katta masjid. Minoray Kalon. Maştap tarayla. Wow. Prosto wow. Kamera hemen alsan perzat kılınmaydı ki. Cüdük attı. Bir de ya. Wow. Prosto. Biz biraz iç karsını görüyorsunuz. Maçı tamam şu o zaman. Ha, cuma günleri okulladı. Vay. Bak bir şey. Bana bu manzara karayla dostlar. Karayla dostlar. Eski şehir. Güzel eski şehir. Bir karayla ark balanligi juda ham katta. Farasilda mana shu arkning ichi shahar bo'lgan. Hozir bu shaharning ichiga ham kiramiz. Qushlarda ishlayaptilarmi o'zing? Biling. Nima nima shu devorni men borib ushlab ko'rmoqchiman. Far. Karayla. Şu dev olmalı. Vay. Aşağıya bak, tarihki çocuk o gandayım bana, görürsün hayatı. Bu birinci martı bu horoga gelişim. Bu birinci martı buna kadar emotisiyle belirleşim. Dakşar. Burası dakşar, bomba. Aşağıya bizde git böyledi. Oğlunun içkere kırıp o zaten bir aradaki ne var? Ne var vegan var ne? Ne var bir yerde? Ne var? Hamasın. Ark de tam yaşadı. Ark sözü bu Farsça söz. Kala degen manını bildirir. Bana şu hudud tarihte yaşadıkken barçı hukumdor ve podşolarının kışki sarayı. Kışki sarayı. Sobranın hokimler tarzında hem faaliyet gösterdi. Bir zindon mu kaldı? O zaten bir aradaki. Milodan avvalgi 4-chi asrda Eron shohi Siyovush tomonidan qurilgan. Bu Buxorodagi eng qadimgi bino hisoblanadi. 2,5 ming yillik tarixga ega. Endi ta'sirlar mobaynida bu qala bir necha marta buzilib qayta tiklangan edi. Mana shu hozirgi holatni ko'rishi bu 18-chi va 19-chi asrda ko'rish mumkin.
Agar kraliyasi ko'bergan bo'lsangizda devorlarning balandligi 16 metrdan 20 metrgacha. Qarang, o'ng germaydan 4 metr, lekin afsuski o'zi hammasi bukur bo'lmaydi. 3 gektar orqa qismi yonib ketdi. Bunga sabab 1920-yilda ruslar bosqini boshlangan paytda Frunz degan bir yaxshi odam 10 metr samolyotlari bilan butun Buxoroni to'p ko'tgan. Bosh kichkina vambar zimundan keyin arkin katta qismi yonib ketdi. Albatta, qo'shtirmoq ustida yashadi. Demak, hozir 1 gektarni ko'ramiz. Mana bu keskin ko'tariladigan joy dolon deb atashadi. Dolon bu forischa so'z. Pastda yo'lak degan. Yoki tor ko'chani odatda dolon deb atashadi. Bu tom original 1893-yilgi qayrag'och yog'ochdan. E'tibor beringlar, mehmonlar, ikki tomondan ravoqlar mavjud. Vaqtida har bittasida bittadan askar turgan. Darvoza qo'riqchilari haligi 3ta xonacha siz ko'rganingiz u vaqtinchalik zindon. Haqiqiy zindonni arkning orqasida unga borish uchun bir desanikida. Bir vaqtincha 3 kungacha saqlashgan. Yo sun. Biz şu devoldu sudamızdı. Devoldu sudamızdı. Ha mana. Subhanqulixon degan bir podshoh davrida qurganda, lekin mana bu ayvon qismi 1960 boshida Sayyid Amir Olimxon davrida kelib qaytib qulagan. Hozir bu kunda masjidda namoz o'qilmaydi, shu bir muzey qilingan, keyin shu muzeyni ko'rishdan boshlaymiz. Mana masjid bo'lgan. Ha. Bu muzey hozir qilingan. Ko'ramiz. Va. Bu ham shahar. Hayr, Buxoro. Qaraylar, nechinchi yilda, nechinchi asrda yog'ochlari. Mehmonlar, bu masjidning qishki zali hisoblanadi. Qarang, korpus suv saqlab turibdi. Original desak ham bo'ladi-yu, lekin bu yerda ham oz-ozdan restavratsiya bo'lgan. Ayniqsa 2011-yilda mana mehrobi qaytadan tiklangan. Yuqorisi bo'ylab Qur'ondan oyatlar va surlar bildirilgan bo'lsa, markazda kichkina harflar bilan kalima-i shahodat yozib qo'yilgan, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning rasulidir, elchidir degan so'zlar. Bu masjidning eng chiroyli bezagi mana shu markazdagi tomida oyna ko'rish stilida ishlangan mashhur qo'li gul usta Buxorolik usta Shirin Murodov tomonidan qilingan oyna qilishdan maqsad qachonlardir chetlardan moy chiroq yani lampa ostida turar edi, yana ularning shulasi urilib aksi faslarga tushib bu masjidni yoritgan. Yoritish texnologiyasi. Qarang, mehmonlar, sizlar bilan bir dona ochiq eshikdan kirib chiqyapmiz. Aslida o'g'anda masjidning 8 ta kirish eshiklari bor. Derazalarning soni ham 8 ta. Bunday qilishdan maqsad, agar diniy jihatdan yondashadigan bo'lsak, jannatning 8 eshigiga qo'shilishadi. Keyin Buxoro juda ham issiq, ayniqsa yoz payti eshiklar ochib qo'yilsa, shamolning aylanishi yanada yaxshilanishi uchun qo'yilgan. Hozir kunda aytdik, endi masjidda namoz o'qilmaydi deb. Keling, mana bu kitobni ko'ramiz. Qur'oni Karim kitobi, mana qilaman. Langar Qur'on kitobi. Langar Qur'on kitobi. Shuning kattaroq qismi Toshkentdagi, demak, tarix muzeyida va undan ham kattaroq qismi Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida saqlanib turibdi. 9-asrga tegishli bo'lgan kitoblar. 9-asr bundan 1100 yil avvalgi qadimiy kufi yozuvida yozilgan kitobning ikki varog'ini bizlar muzeyga olib kelmoqchi. Qolgan kitoblar esa 19-asr oxiri, 20-asr boshidagi kitoblar. Xo'sh, mehmonlar, agar ko'radigan joylarimiz juda ham ko'p. Masjid to'g'risida savolingiz bo'lsa, davom ettirsak bo'ladi. Shoh ko'cha. Bu podshohlar, hukmdorlar yuradigan yo'l. Mana chap tomonda bosh vazirning hovlisi. Hozirdan kirsak sal tushunmasligimiz mumkin. Aytib kelishda ko'rsak bo'ladi. Bitta kichkinagina hovlchasi qolgan. Mana bu yaqinlashib kelayotgan gumbazli hududni chorsu deb atashadi. Endi chorsu so'zi bu forscha to'rt tomonlama yo'l degani yoki chorraha. Mana shu markazdan turib aytib bersak, bizni to'rtta hovliga olib borishni kuzatsak bo'ladi. Bitta sizlar bilan kelayotganimiz jomi masjidi hovlisi shimol, janubiy tomon, demak bu salonxona hovlisi. Hozir bu yerda sizlar bilan sharqiy qismiga o'tamiz, bu marosimxona va g'arbiy tomon otxona. Ha, buni ham tushuntiradi nimaligini. To'g'ri. Elementar narsa, lekin zo'r qilmaydi. Mehmonlar, arkdagi qadimiy hovlardan bittasiga kirib keldik sizlar bilan. Bu yerning nomlanishi
marosim xona yoki taxt xona deb atashadi. Bu yerda asosan podshohlarning taxtga o'tkazish marosimlari, keyin katta-katta majlislar hamda chet eldan keladigan elchilarni ham qabul qiladigan joy. Aytqovinglar, 3 tomoni ayvonlar qoplangan. Hovli 17-asrda qurilgan bo'lsa-da, original holatda faqat 6 dona ustun qolgan xolos. Ularning rangidan ham ajratib bo'ladi. Ikkinchidan boshlab yetkizgacha. Yana to'g'rimizdagi taxt ham original 1669-yil Nuratolik ustalar tomonidan yasalgan. Taxt deganda akamiz rasm ko'rsatayotgan kresla taxti emas, balki tepalik nazarda tutilibdi. 4 ustun bor, g'azg'on ramiz toshdan. Qolgan barchasi 97-yil qaytadan tiklangan. Mana kraversdagi oq devorga e'tibor bering. Ushbu devorning nomlanishi G'ulomgardish. G'ulomgard bu forscha so'z. G'ulom Allohning quli, gard bu qaytgan, ya'ni podshohni oldigacha ta'zim qilib borishgan. Ha, u bilan suhbatlar tugab bo'lgandan so'ng podshohga unda orqa qilib chiqib ketsa bo'sh ketar edi. To'xtatgan bularni? Ha, yo'q-ku. Mana shunaqasiga ta'zim qilib boshladi. Ha, seriyozmi? Mana hani urulgandan keyingina aylanib o'tib sekinlashib ketgan. Devorning yana bir vazifasi bor, mehunda to'sib turadi parda kabi. Ayniqsa chorsidan o'tgan payda ko'rinmasa-da, bu podshoning xavfsizligini ijro etadi. Narigi tomonda mana podvalga o'xshagan joy, u yer xazina xonasi, davlat xazina xonasi. Ular mana shu yerda turganda. Soqqalaring. Kiradigan eshigi bir dona bo'lsa ham, lekin hududi juda ham katta bo'lgan. 30 ga 30 metr. Bu degani 900 metr kvadrat. 9 sotuvli uchastka. Navsini qutqaradigan xonasi mana shu yerda. Bo'sh qimmatbaho toshlar, boyliklar saqlangan. Hozir ber yopiqda? Dilliq to'la desam, bari ishonmaysizlar. O'sha uchun mana hech narsa yo'q deb qo'yamiz inshaalloh. Yopiq deb qo'ying. Yana bir xonaga kirib keldik. Mehmonlar, berenda sayizxona, otxona, nomidan ma'lum otlar boqiladigan joy. Mana shu aravalar turgan joyda otlarni boqishadi. Ve kesin kelli ket bu beynim rafayın cüket matbaat koydu. Bu ataylar demişken yomg'ir, qor suvlari bilan birgalikda bunda ko'proq chiqsa o'zi otlardan chiqadigan axla chiqindilar yuvgan paytda uyib ketish maqsadida qilinadi. Mana bu o'rtadagi panjara olib tashlansa agar zinapoyalar mavjud. To'g'ri darvozaga olib chiqadi. O'zlar bilan uchrashgan joyimiz. Xizmatkor deganda shu hovlida xizmat qiluvchi ot boqar, farrosh, suv tashuvchilar, oshpazlar mana shu yerdan kirdisi degan. Haligi kirgan yo'limizdan faqatgina hukmdor va podshohlar kirishi mumkin bo'ladi. Mehmonlar, darvozaning tepa qismini nog'oraxona deb atashadi. U yerda nog'orachi, do'mbirachi, karnaychi, surnaychilar o'tirib, turli xil kuylarni ijro etishadi. Kuylar shu darajada aniqlik bilan ijro etiladiki, Buxoro xalqi shu kuylarga qarab ham soatning nechiligini aniqlashgan. Har bir soatda, har bir yarim soatda desak ham bo'ladi. Endi savdo do'konlari yopilib bo'ldi, bittasi ochiq ekan. Estalik uchun sovg'a olish niyatingiz bo'lsa, qaytib kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu tomondagi birinchi qavatlarning barchasi xizmatkorlar uchun dam oladigan joy hisoblansa, ikkinchi qavati Mirzoxona. Mirzo degani bu haligi dokumentlar bilan ishlaydigan odamlarni mirzolar deb atashadi. Kanselyar. Mana bu unchalik katta bo'lmagan hovlini salonxona deb atashadi. Salonxonada har ertalab podshoh bilan salomlashish marosimi o'tkazilgan. Endi shahar ichida yashaydiganlar mana shu chorsudan ta'zim qilib, kelishadi, tahlil mashg'ulotlari bo'ladi. Va deraza ortida turgan hukmdorga podshohga assalomu alaykum amirim deb salom berishdi. Amir o'zining yotoqxonasidan turib faqat bosh qimirlatgan holda javob bergan, sababi 300, 400, 500 kishi kelardi salom berish. Har bittasi salomga va alaykum assalom deb javob berish, balkim podshohlar uchun qiyinlatgan bo'lishi mumkin. Albatta ular faqatgina salom berishini emas, murojaatlar, iltimoslar, arshikoyatlar bilan kelsa, podshohga yozma ravishda qoldirib ketishgan. Og'zaki murojaat qilish mumkin emas edi. Yana bir qiziqarli ma'lumot o'rida aytish mumkin, hukmdorning oldiga quruq qo'ldan bormaslik, albatta bir haja bilan kelishgan. Bu qayinda bular juda ham zo'r, har tarafda turist sovg'alar ham yaxshigina sovg'alar. Bo'lsa qaymoq ostiga Samarqandda ona emas. Osiyodan tepaga chiqib Amirning yotoqxonalarini ko'rib chiqamiz. Endi yotoqxona deyilishi bilan mehmonlar u yerda yotoq anjomlari, haligi mebellar, interyerlar, ko'rpachalar saqlanib qolinmagan. Bu xonalar barchasi qayta tiklanib, cho'li bir muzey tashkil qilingan. Shu muzeyni tezgina ko'rib chiqamiz. Bir gavjum joy bo'lgan ekan, lekin ko'rdingizda pastda hozir hech qanaqangi bino saqlanib qolinmagan. Bu kattagina qamchi Rustam Pahlavonniki, balki eshitgandirsiz shunaqangi shaxslar, afsonaviy pahlavon. Mana shuni otib qo'yganlar. Mana ham ismi Rustam. Shu qamchisi bo'lganmi? Shuni qamchisi. Yomon katta ekan-ku bu. 4400 dan ko'tarasiz. Pahlavon bo'ladi. Temir bu ark darvozasining original qulfi, kanalizatsion sistema, o'sha darvoza sopolman. Ha, yo'q, mana shuni bo'lgan. Mana shuni bo'lganda. Kanalizatsion. Ha, kering. И бу Рустам Пахлавон вообще катты нәрсе булган икән, а? 6 метр булган булган. Мана шул. Харитасы Орта Осиядәге
siyosiy hayotda bu yerda qishloq hukmron davlatni ko'rsak bo'ladi. Xiva xonligi, markazda Buxoro amirligi va sharqiy qismdan Qo'qon xonligi. Endi Buxoro amirligi davlati rasman 1756-yil tashkil qilingan. Asoschisi Muhammad Rahimbey bilan tashkil etilgan. Katta hududlar Termiz, Sherobod, Buyog'i Afg'onistongacha, turkmanlarning hududi Qozog'istonning janubiy qismi Buxoro amirligiga Yani barcha vazifalarini o'zlab boshqarishdi. Mana bosh zakotchini moliya vaziriga o'xshatsak bo'ladi va Quyuqushbegi hokimiyat ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxsdir. Osh 4 tamaldor butun davlatni boshqarish sharoiti pastdagi narsa ularga topshirildi. Bu kishi Amir Nasrullohxon, mana bunisi Amir Muzaffarxon, oxirgi podshoh Amirolim xonning bobosi va boboyi kalonlar katta bo'lgan. Hali o'zlarining otalarining keyingi fotosuratlari. Bu nima? Bu ikki. Bu arizachi. Nerga o'xshab ketdi? Amir. Amir, tabii. Soğutning og'irligi 22 kilo ekan. Mana shuni. Bosh kiyimi dubulg'a, qalqon, oy bolta hammasi bo'lib 40 kiloga yaqin bo'lib ketgan. Tasavvur qiling, ota-bobolarimiz bizlarga nisbatan ancha baxt. Yo'qmi? Bizlar eski zamon pasportlari. Odam pasporti mana shunaqa bo'lgan. Dost arxitekturasi, telefon apparati. Bo'lgan odamlarimiz barchasi qayta tiklangan. Bu gapni bu xona ham aytsa bo'ladi. Lekin mana shu xonaning tom fazolo qismi chiroyli bir tomga ega. To'g'rimizdagi taxtga bo'lgan oxirgi podshoh Amirolim xonga sovg'a tariqasida yuborilgan rus general gubernator tomonidan. Endi albatta faqat pastki qismi original tepalari yangilashgan sababi taxt bir paytlar qimmatbaho toshlar va tilla suvlar bilan bezatilgan edi. Endi talon-taroj payti keraksizni olib ketib, kerakli olib ketishgan. Qo'yib kelishgan. Amirzodalarga tegishli bo'lgan kiyimlar, ular san zardo'zi kiyimlarni kiyishgan. Hamda Amirolim xonni o'zlari. Shu fotosuratda o'sha 30 yoshida podshoh deb e'lon qilingan payt. Endi muzeyimizdagi yana bir belgini ma'nosini tushuntiring. Qiziqarli eksponatimiz bor. 5 panja turlar ko'proq avliyo joylarida, ya'ni qabrlarning tepasida baland qilib bosib qo'yishadi. Ma'nosi ham bor ekan, ya'ni 5 panjani bu dunyoda ochiq qo'lda kelib, qaytib quruq qo'lda ketyapmiz degan bir ma'noni anglatsa, yana bir ma'nosi islom dinidagi 5 ta farz. Bu farzlarni nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz. Mana bu tug'asa bu erkaklar ramzi. Tug'asida ko'milgan qabrda erkak kishi borligidan dalolat beradi. Agar bu narsa bo'lmasa, faqat 5 panjani o'z bo'lsa, demak u yerda bir avliyo ayol kishi. Bizda shunaqalar ham borlar, masalan Hazrat Bahouddin Naqshbandiyning onalari Bibi Orifaga bo'lgan bo'lsangiz, demak o'sha. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, xullas Buxoroi Sharifda biz kichik hajni amalga oshirdik. Ko'pchilik xabari bor, ko'pchilik xabari yo'q. Lekin hajga borishdan oldin kichik hajni amalga oshirish kerak. Buxoroda 7 ta pir bor, 7 ta avliyo. 7 ta avliyoni hamma avliyoni oldiga borib ziyorat qilib kelib, qabrlarini. Undan keyin kichikni kichik haj deyiladi shu. Undan keyin esa katta hajga borib kelish mumkin. Hatta dünyanın barcha nuqtalaridan kelishadi odamlar, turist bo'lib, birinchi kichik hajni amalga oshirib, keyin katta hajga borishadi. Do'stlar, 7 ta pirdan, 7 ta avliyodan mana 7 ta tasvir sotib oldim. Doğulası bunu soğuğa kılama. Şuna kadar dostlar. Eğer kim de kim bilmezse komentariye yazıyla çıkırlardı. Eğer kim de kim şu küçükine hacdan vazgeçmiş yapırsa da da like olsun. Buxoroi Sharif Moşni. Bana çürüyem yoktu Buxoro'nun tarihi çürüyem bu. Ama galiba videonu görmemiz. 71'de video tüm görmemiz. Buxoro'da 71 bor. 7 avliyodan Buxoroga kelgan odam obязательно ziyorat qilib chiqish kerak. 1-chi avliyo Abdulxoliq Hajdovoniy qabrlariga keldik mana. Mana do'stlar, 2-chi avliyo zotdan qabrlari Xo'ja Og'rov Revgariy. Gittik. Dostlar bana 3. Avliyonun kabirleri Hoca Mahmud Ancir Ağnavi.
Aslan ona 5-ci Avliyonun kabrı Hoca Muhammed Bobos Musi kabrları. Dostlar, Hoca Amir Said Kulol Avliyonun kabrları. Bu 6-ci kabr. Demek Bahodir Naqshbandiyning ustozlari oxirgi avliyo Bahodir. Do'stlar, bu qabr Bahodir Naqshbandiy onalarining qabrlari. Marjon qabri. Assalamu alaikum. Dostlar, Buxoroda 7-ci Avliyonun qabrlariga keldik. Bahouddin Naqshbandiy qabrlari. Judayam odam ko'rdi. Judayam chiroyli joylar. Demak, biz bugun kichik haj amalga oshirdik. Kichik hajlarni boshladik.